Merhabalar sevgili izleyicilerimiz, Radyo Klas dinleyenleri ve bizleri sosyal medyadan takip eden sevgili takipçilerimiz günaydın. Yeni günün herkese hayırlar ve mutluluklar getirmesini temenni ediyoruz. Bugün de manşet programıyla karşınızdayız efendim. Evet, ben Tekin Naşa. Her zaman olduğu gibi aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle andığımızı, hatıralarına sahip çıktığımızı ve çıkmaya devam edeceğimizi ve tabii ki 15 Temmuz'u unutmadığımızı, unutmayacağımızı, unutturmayacağımızı bir kere daha hatırlatalım. Şu an görevleri başında bizleri korumak adına hayatlarını ortaya koyan tüm silahlı kuvvetlerine ve polis teşkilatına da buradan selam ve sevgilerimizi iletelim. Evet, bilmeyenler için, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu için bir kere daha hatırlatalım. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, dünyanın tanıdığı, 5 yaşındaki çocuğun bile tereddütsüz cevap verdiği Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk 1881 yılında doğdu, 1938 yılında da maalesef aramızdan ayrıldı. Evet, bu bilgilendirmeyi de yaptıktan sonra bugün de sevgili izleyicilerimiz gündemimizi değerlendireceğiz. Gündeme dair konuları aktaracağız. Tabii her zaman olduğu gibi sosyal medya paylaşımlarını da sizlere aktaracağız. Ve tabii ki gündemdeki konuları da sizler için değerlendireceğiz. Tabii canımızı yakan, yüreğimizi burkan, son zamanlarda en çok üzerinde durduğumuz konulardan bir tanesi de çocuk istismarı ve kadına şiddet. Tabii toplumumuzda hala ve maalesef bu konuya engelleyici, önleyici tedbirler alınması noktasında ve bu konunun bir an önce çözümlenmesi noktasında henüz bir aşama kaydedemedik. Ülke olarak, toplum olarak. Evet, daha önce çoluğumuzu, çocuğumuzu yakınımızdaki kimselere emanet olarak bırakabildiğimiz fakat şu an hiçbir şekilde kimseye güvenmediğimiz, insanların artık kendi öz babasına dahi güveninin kalmadığı bir ortamla karşı karşıyayız. Ahlaki değerlerimizin bozulduğu, toplumun artık yozlaştığı, yabancılaştığı ve birbiriyle kutuplaştığı bir süreç yaşıyoruz maalesef ve ne yazık ki. Ve bu yüzden sevgili izleyicilerimiz, bu yüzden diyoruz ki biz toplum olarak, biz bu ülkede yaşayanlar olarak mutlak surette birlik ve beraberliğimizi eski öz günlerimize dönmemiz gerekiyor diye düşünüyoruz. Evet ve bu konuda da ne yapacağız? Tabii ki kendimiz olacağız. Batı'nın bize uygun gördüğü, reva gördüğü değil, bizim aslında geçmişten bugüne kadar yaşantımızı tek bir kalemde yaşamamız gerekiyor ki bazı değerleri artık üstesinden gelelim ve değerlerimize sahip çıkalım istiyoruz. Ve toplum olarak kutuplaşmak yerine, ayrışmak yerine birleşmek gerektiğini bir kere daha hatırlatalım. Maalesef ve ne yazık ki sokak ortasında bir kadın dövüldüğü zaman, kadının bir şiddete uğradığı zaman herkesin, tüm toplumun seyirci kaldığını hepimiz şahitlik ediyoruz. Eğer bir şeyler düzelecekse bu ülkede, kanunlar, nizamlar uygulanacaksa bir şekilde, toplumun da önce kendine bir çekidüzen vermesi gerekiyor. Evet, sokakta başıboş gördüğümüz çocuklarımız, işte bir bakıyoruz bir başkasının elinde ağlayarak gitmesine seyirci kalıyoruz, duyarsız kalıyoruz. İşte Ceylin bebekte, Ceylin kızımızda böyle bir toplumun duyarsızlığı, insanlığın ahlaki değerlerinin kaybolduğu bir süreçte Ceylin kızımızı da maalesef ve ne yazık ki kaybettik. Ve bu konuda aslında toplum olarak şunu düşünmemiz lazım. Toplum olarak biz bu suçun neresindeyiz? Bizde suç var mı? O bölgede yaşayanlar bu olayı görüp de müdahale mi etmedi? Çünkü bakıyorsunuz televizyon programlarında Ceylin'in kaybolmasıyla birlikte ailenin kaybolduğu ile ilgili yaptığı haberler ve yapılan yorumları gördüğümüzde ve orada görenlerin, şahitlerin şahitlik ettikleri konularda adam şöyle bir şey söylüyor röportajda. Genç, küçük bir kız çocuğunu ağzını kapatarak zorla arabaya bindiriyordu. Peki ne yaptın? Peki beyefendi ne yaptınız? Sadece seyrettiniz mi? Belki de Allah bilir telefonu alıp fotoğraf mı çektiniz? Ne yaptınız? O aracı plakasını aldınız mı? Müdahale ettiniz mi? Polise söylediniz mi? Sonra da çıkıp mikrofonda işte bunu görgü tanığı olarak konuşuyorsunuz. Peki şimdi soruyorum size beyefendi.
Sizce Ceyli'nin bugün aramızda olmayışının arasında sizce sizin de hiçbir kusurunuz yok mu? Ve nicelerine. İşte bu konuda çok duyarsız bir toplumuz maalesef ve ne yazık ki. Gözümüzün önünde çocuk kaçırılıyor, plakasını dahi almıyoruz. Müdahale bile etmiyoruz, yetkililere özellikle polis imdat telefonunu aramıyoruz bile. Maalesef seyirci kalıyoruz. Ve maalesef işte böyle canlar yanıyor, yürekler yanıyor ve toplum olarak artık bir endişe içerisinde kalıyoruz. Bugün hiçbir anne ve baba artık çocuğunu bakkal amcasına teslim edemiyor. Bugün hiçbir anne ve baba yakın komşusuna ben çarşıya gideceğim, çocuğum sende kalsın diyemiyor. Çünkü her an çocuğunun başına bir şey gelebilecek korkusu ve endişesi yaşıyor. Ne ara oldu da biz bu hale geldik? Daha önce kapı komşumuza, yan komşumuza, bir mahalle ötemizdeki komşumuza, çocuğumuza emanet ederken, evimizin anahtarını emanet ederken, bugün ne oldu da biz artık kimseye güvenmez hale geldik? Neden bu kadar yozlaştık? Neden bu kadar yobazlaştık? Neden bu kadar birbirimizden uzak kaldık? Neden bu kadar kötülük meydana geldi? İşte toplum olarak bunları düşünmemiz gerekiyor. Toplum olarak bunların üstesinden gelmemiz gerekiyor. Toplum olarak bunun üstesinden gelmediğimiz müddetçe de kimse kanunlardan, işte askerden, polisten bir şey beklemesin. Çünkü herkesin başına bir asker, bir polis, bir zabıta dikmek mümkün değil. Toplum olarak değerlerimizi kaybediyoruz. Toplum olarak ahlakımızı kaybettik. Bakın bu çok önemli. Ahlakımızı kaybettik. Ahlaklı bir toplumken ahlaksız bir topluma geldik. Dün gördüm. Hangi anne baba bunu kabul eder bilmiyorum ama Atatürk Parkı'nda, biliyorsunuz Atatürk Parkı'nda Ramazan şenlikleri de düzenleniyor. Ramazan şenlikleri dışında kalan bölümde gümbegündüz. Bankta bir genç kız ve bir genç erkek neredeyse, yani gerisini siz düşünün ve gerisini siz tamamlayın lütfen. Şimdi çok merak ediyorum. Hangi anne baba kızının veya çocuğunun bu şekilde bir parkın ortasında herkesin gözleri önünde bu şekilde görülmesini ister? Ama müdahale edildiğinde de benim bedenime dokunma, benim erkek kız ayrımı yapma, yan yana kalmasınlar diye biliyorsunuz birçok haberlerde yaşandı ama toplum olarak değerlerimize sahip çıkmamız lazım. Toplum olarak özümüze dönmemiz lazım. Bu eski günlerimize. Birbirimize inandığımız, güvendiğimiz, suçluları hep birlikte yetkililere ilettiğimiz, söylediğimiz, ihbar ettiğimiz ve suçlulara bu tarz kötü insanlara geçit vermediğimiz, iyilerin çoğaldığı, iyilerin kollayıcı ve koruyucu olduğu o eski Türkiye toplumdaki yerini almasını istiyoruz. Umuyoruz, diliyoruz. Başka Ceylinler, başka kadınlar artık şiddete maruz kalmaz ve aramızdan göçüp gitmezler. Toplum olarak suçluyuz. Toplum olarak eksiğiz. Toplum olarak Ceylin'in hunharca katledilmesinde de o bölgede yaşayan insanların duyarsız kalmasında da o suça ortağız. Bunu bir kere kabullenelim. Eğer biz bunu kabul ettiğimiz müddetçe inanın ki çok şeyi değiştireceğiz. Evet, umuyoruz, biliyoruz bir daha aynı acılar yaşanmasın ve bu konuda toplum olarak daha duyarlı oluruz. Sevgili izleyicilerimiz, tabii biliyorsunuz maalesef ve ne yazık ki ulusal medya, hani biz size yerel medyayı takip edin diyoruz ya, ulusal medya maalesef ve ne yazık ki Hülya Avşar'ın kızının sigara içmiş fotoğrafları, uyuşturucu satıcısı ve bundan hüküm giymiş ve cezaevinde yatmış, cezaevindeki cezası bittikten sonra tahliye olurken bir kurtarıcı gibi, sanki bir iyilik perisi gibi karşılanan canlı yayınlar yapılıyor. Farkında mısınız bilmiyorum ama. Arda Turan'ın kavgaları gündemde, biliyorsunuz değil mi? Peki Aybüke öğretmenim gündemde mi? Peki benim Kato'da, Ağrı'da verdiğim şehitlerim gündemde kalıyor mu bu kadar? İşte burada kamuoyunun gözleri önüne seriyoruz ve kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Lütfen medyanıza sahip çıkın. Yerel medyanıza sahip çıkın çünkü yerel medyanız size gerçekleri aktarmaya çalışıyor.
size efendim? Evet. Çünkü size biz Hülya Avşar'ın kızını veya selülitleri bizi hiç ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendirmediği için sizi de ilgilendirmediğini biliyoruz. O güzel şu ekranı çok farklı görüntülerle kirletmemeye çalışıyoruz. O yüzden yerel medyanıza sahip çıkın diyoruz. Evet ve hemen sevgili izleyicilerimiz sosyal medya paylaşımlarına geçelim. Sosyal medya bir tane yorum var. Nedir Reza? Hüseyin Sarı günaydınlar diyormuş. Gökhan Yaşi iyi yayınlar demişler. En kısa zamanda Mersin'imizin kanalını uyduda görmek istiyoruz. Evet, tabii bu çok sık gelmeye başladı bize. Sosyal medyada patlama yaşamışız. Çok teşekkür ediyoruz sosyal medya takipçilerimize. Gerçekten ülkenin birçok noktası da hatta yabancı ülkelerde bizi takip eden sevgili takipçilerimiz var. Özellikle sosyal medya üzerinden, YouTube üzerinden, Facebook üzerinden, İçer TV'nin web sayfası üzerinden bizleri takip ediyorlar. Çok teşekkür ediyoruz. Sizlere layık olmaya çalışıyoruz. Tabii ki uyduda olmak istiyoruz. Tabii ki mutlak surette bu da yetkililerimiz tarafından düşünülmektedir. Çünkü bu baskılar, bu talepler, bu istekler gün geçtikçe artıyor. Ha, seviniyor muyuz? Evet, seviniyoruz. Sizlere daha iyi hizmeti verebilmek adına güçleniyor muyuz? Evet, güçleniyoruz. Ama dediğimiz gibi usul usul, yavaş yavaş, sindire sindire ama hiçbir zaman tarafsızlığından, objektifliğinden ödün vermeden Mersin'i Mersin'e vermeye devam ederek, yine gerçekleri söylemeye devam ederek yayıncılık akışımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Uyduda da olsak, uzayda da olsak bu hiç fark etmeyecek bizim için. Evet ve sevgili izleyicilerimiz ben bir kere daha hatırlatayım. Ulandar Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm tarihini gaf olarak nitelemek kesinlikle doğru bir yaklaşım değildir. Bu bir gaf değildir. Bu bir bilgisizliktir. Bu bir cehalettir. Bu nedenle bir kere daha baş öğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ü cehaletle verdiği savaştan dolayı da bir kere daha sizlerin huzurunda tebrik ediyorum. Evet ve sevgili izleyicilerimiz hemen sosyal medya paylaşımlarına geçelim. Bakalım sosyal medyamızda neler paylaşılmış. AK Parti teşkilatı tesirle belirtmem gerekir ki Türkiye'nin gücü ve kapasitesiyle kültür, sanat ve spor alanında bulunduğumuz yer uyumlu değil diyor. Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, AK Parti Genel Başkanı. Ve Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya Köşkü'nde sanatçı ve sporcular ile iftarda bir araya geldi. Paylaşımına yer vermişler. Ve Sayın Burhanettin Kocamaz, herkese hayırlı sabahlar. İçerimizdeki iftar soframızı mutlu açarak vatandaşlarımıza buluştuk. Bir günün beyliği de beylik, biz de mutlu olduk dediler. Ve biz de dün sizlere canlı olarak aktarmıştık MUT'tan. Ekibimiz oradaydı, biz buradaydık ama ekibimiz oradaydı. Bugün de Silifke'ye gidiyoruz. Silifkeliler, size geliyoruz. Silifke'de gerçekleştirilecek olan iftar programında sizleri de bekliyoruz. Sizlerle birlikte bu maneviyatı yaşamak bizlere gerçekten büyük bir onur, büyük bir gurur. Silifkelileri de bekliyoruz. Silifke'ye gelmek isteyenleri de bekliyoruz tabii ki. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği iftar sofralarında sizleri de görmek istiyoruz. Sadece mutta doğanlar mı mutlu olacak? Bugün bizlere de mutluyuz. Ne mutlu mutlu olanlara, ne mutlu Türk'üm diyene, mutlu olmanın ilacı mut kayısısı demiş. Bir gönül, bir dua, bir tılsım, sevgi, bir bakış, bir duruş, bir gülüş, sevgi. Bir kalpten bir kalbe akıştır sevgi. Sevgi taşıyan tüm canlara selam olsun. Mutlu dua eder hizmet edene, canım kurban olsun kıymet bilene. Ramazan bereket, hizmet ibadettir. Bizler de hizmet için varız. Lütfen bizi izleyiniz demiş Sayın Başkan Burhanettin Kocamaz. Ve devam ediyoruz. Sayın Metin Feyzioğlu da Ege Denizi'nde deprem 6.3 deprem bu coğrafyada hayatın bir gerçeği, unutmamak ve tedbir almak şart. Unutsak da zaten dua hatırlatıyor. İşte öyle de bir gerçek var değil mi Ezel? Dün Mersin'de sallandı.
Ben araçta olduğum için çok fazla hissedemedim ama hissedenler olmuş. Hissettiniz değil mi Ezel? Hissettiniz. İzmir'de yaşandı. İzmir'de de sevgili izleyicilerimiz, vatandaşlarımıza geçmiş olsun temennisinde bulunuyoruz. Tabii yine aynı şeyleri söylemek durumunda kalacağım ama yine yetkililer, yine o deprem profesörleri sadece deprem zamanı ekranlara çıkıyorlar. Ama bakın burada güzel bir cümle var. Deprem bu coğrafyada hayatın bir gerçeği. Bu çok önemli. Evet, bakın Japonya'da insanlar artık depremle yatıp depremle kalktıkları için çocuklarını ana sınıfından itibaren depremde yaşanacak durumlardan nasıl en az zararla kurtulabilirin tatbikatlarını gerçekleştiriyorlar. Bu konuyla ilgili bilgilendirmeler yapılıyor her daim onlara. Bizde yapılıyor mu? Bizde yapılmıyor. Bizde bir deprem esnasında camdan atlamaya başlıyoruz. Asansör kullanmaya çalışıyoruz. Koşturmaya çalışıyoruz. Çünkü deprem bilgimiz yok. Depremde ne yapmamız gerektiğiyle ilgili bir bilgimiz yok. Peki bu ülkede deprem profesörleri ne iş yapar? Sadece depremden depreme ekranlara çıkıp felaket tellallığı mı yaparlar? Evet, aynen öyle yaparlar. Çünkü ben şu ana kadar Mersin'de depremle ilgili depremden nasıl korunuruz, depremden en az zayiatla nasıl kurtuluruz konulu konferans düzenlediğini görmedim. Bu konuyla ilgili bilgilendirme toplantılarının yapıldığına şahitlik etmedim. Bilmem sizler ettiniz mi, benim gözümden mi kaçtı bilmiyorum ama depremden depreme depremi hatırlamak doğru değildir. Çünkü hala maalesef ve ne yazık ki ülkenin büyük bir bölümü depremle ne yapılması gerektiğini bilmiyoruz. Evet, ama deprem de bu coğrafyanın bir gerçeği. Bunu da kabullenmemiz gerekiyor. Sayın Baki Şimşek paylaşmış. Sözlü Başkan iftarda elleriyle karpuz ikram etti demişler ve Sayın Şevket Can Tarsus Belediye Başkanı da retweetlemiş bu paylaşımı. Yine Sayın Şevket Can da Kaklıktaşı mahallemizde verilen iftar programına katıldık. Allah orucumuzu kabul etsin demişler. Ve Tarsus Belediyesi şehrimizin muhtelif mahallelerinde Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerimiz bakım ve onarım çalışmalarını devam ettirmektedirler demişler. Yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aktarmışlar. Ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı paylaşımında da kültür, sanat ve spor toplumları bir arada tutan ortak değerlerdir diyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. İrfandan yoksun bir kültür, sanat ve ahlaktan yoksun bir sporla hiçbir yere varamayız. Devlet kültürde, sanatta ve sporda yöneten değil, teşvik edip destekleyen konumda olmalıdır. Kültür, sanat ve spor toplumları bir arada tutan ortak değerlerdir diyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Evet, sosyal medya turumuz böylelikle sona erdi. Yerel gazetelerimize geçip yerel gazetelerimizle ilgili bilgileri aktaracağız sizlere. Ve ilk gazete de Güney Gazetesi. Her iki çocuktan biri çalışıyor. Mersin Sokak Çocukları Derneği Başkanı Sabahat Aslan ülkemizde çalışan çocuk sayısının 1 milyona yaklaştığını belirterek Türkiye'de her iki çocuktan birisi çalışıyor. Ülkemizde çalışan çocuk sorunları her geçen gün ağırlaşmakta olup bu soruna Suriyeli mültecilerin çalışan çocuklarının da soruna da eklenmiştir. Mersin'de sokakta çalışan Suriyeli çocukların yarattığı sorunlar da her geçen gün artmaktadır dedi. Peki Sayın Sabahat Aslan, bu konu için ne gibi bir çalışmanız var? Yani sokakta çalışan çocukların ıslah edilmesi ve artık bu işi yapmamaları gerektiğini, artık sermaye olarak görülmemeleri gerektiği yönünde Mersin Sokak Çocukları Derneği olarak nasıl bir çalışma yaptınız bugüne kadar? Hani bunu kamuoyuyla paylaşırsanız veya işte her iki çocuktan biri çalışıyor diye bir analize varmışsınız. Peki bunun için nasıl bir çözüm öneriniz var? Ne yapılması gerekiyor? Sorunları söylemek gayet basittir. Herkes söyler bunu. Bunun için illa bir dernek başkanı olmaya da gerek yoktur. Hatta bir milletvekili olmaya da gerek yoktur. Sorunları herkes söyler. Ama mühim olan sorunları söylerken bunların çözüm önerilerini de sunmaktır. Belki de sivil toplum örgütlerinin en büyük görevlerinden bir tanesi de budur. Sadece sorunları aktarmak değil, bu sorunlar var ve bu sorunların çözümü de bu şekildedir
bizim öngörümüz bu yöndedir diye bir öneriniz var mıdır? Kamuoyu olarak bunu bekliyor, bunu istiyor, bunu talep ediyor ve sizlerden de böyle bir cevap bekliyoruz. KOBİ'leri ayakta tutmalıyız diyor Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Şerafettin Aşut. MTSO Başkanı Şerafettin Aşut, ISO sanayi listelerine Mersin'de 7 şirketin girmesinin Mersin ekonomisi adına sevindirici bir gelişme olduğunu belirterek ama bir çiçekle bahar gelmez, bir sektörle veya bir göstergeyle ekonomik gelişme yakalandı denemez diyor. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Kocamaz'a göre gizli bir el devreye giriyor, planlar engelleniyor. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, merkez ilçelerin 1/5000'lik nazım imar planlarının çıkması konusunda engellemelerle karşılaştıklarını belirterek DSİ'yi suçladı. MHP teşkilatı yaşlıları unutmadı paylaşımına yer veriyor. Kan vermek orucu bozmaz deniliyor. Türk Kızılayı Mersin Şube Başkanı Necmi Erdem, hava sıcaklığının artması ve Ramazan ayının gelmesiyle birlikte kan bağışının düştüğünü belirterek kan vermenin orucu bozmadığını söyledi. Efendim? Yok, bu her zaman vardı zaten. Yani sadece bak şimdi Diyanet İşleri'ne bağlanıyoruz. Sadece eğer iğne vurulursan dışarıdan vücuda bir şey enjekte edilirse o zaman oruç bozulur. Ama vücuttan çıktığı için orucu bozmaz. Ama sakız bozar. Başka sorun efendim? Tam iğne giriyor fakat iğnenin enjekte ettiği bir sıvı senin vücuduna dahil olmuyor. Mevzu bu. Evet tabii bu konudaki sorular varsa alayım Ezel. Bu konuda klasikleşmiş sorular var maalesef ve ne yazık ki. Yüzersek bozulur mu? Eğer bir taraftan su kaçmayacağını garanti veriyorsan tabii ki bozmaz. Nasıl diyor? Sigara içmek evet bozar. Sakız çiğnemek evet bozar. Başka ne vardı Ezel? Kafayı yemek orucu bozar mı? Hayır, bozmaz. Evet ve devam ediyoruz. Kan vermek önemlidir çünkü mutlak surette bir yakınınıza bir şekilde ihtiyaç olacaktır. Son zamanlarda sosyal medyada bu konuda gerçekten ben herkesi tebrik ediyorum. Sosyal medyayı işte böyle faydalı alanlarda kullanmak gerekiyor. Çünkü bazen bakıyorum terliği kaybolmuş onu yazanlar var. Neredeyse adım adım saniye saniye ne yaptığını anlatanlar var. Yani sosyal medyayı kirletenler var. Ama sosyal medyayı sağlıklı bir şekilde kullananlar da var. Son zamanlarda özellikle Mersin'imizde bulunan hastanelerde yatan hastalarımızın kan ihtiyaçları yine sosyal medya aracılığıyla herkes paylaşıyor. Bu güzel. Gerçekten vatandaşların bu konuda duyarlı olması, birbirlerine yardım etmek istemeleri güzel. İşte sosyal medyayı bu alanda kullanmamız, doğru orantıda kullanmamız bizler için iyi bir gelişme. Haberci gazetesi okyanusu açtı, DSİ de boğuldu. Başkan Kocamaz 1/100'lük plana rağmen 5000'lik planın çıkmamasına yönelik eleştirilere gizli güçler adeta bu işin tamamlanmaması için özel gayret sarf ediyor. Bunun başında da DSİ geliyor, DSİ'den yazı alamıyoruz yanıtını verdi. Ve sevgili izleyicilerimiz devam ediyoruz. İki çocuktan biri çalışıyor haberine yer verilmiş bu arada tekrar. Devam edelim farklı bir gazeteye. Mersin Kadın Gazetesi. Kadına şiddete güvenlik yüzü demişler. Kadına şiddet önlemek için geliştirilen akıllı güvenlik yüzü kadınların saldırıya uğrama ihtimallerine karşı tasarlanmış bir panik butonu niteliğinde oluşturuldu. Bak bunlar güzel gelişmeler Ezel ama şu kadına şiddete bürokrasi ne olacak? Şimdi bir de madalyonun arka tarafı var. Yani şimdi uygulama şu. Kadına şiddet uygulanıyor. Bak yapılacak aşamaları söylüyorum mesela. Birebir şahit olduğum için biliyorum artık bu konuyu. Kadına şiddet uygulanıyor. Kadın şikayetçi oluyor. Tabii şikayetçi olunca ifadeler alınıyor. Tabii orada bir mağduriyet. Bir ifaden maalesef ve ne yazık ki neredeyse gece yarılarına kadar devam ediyor. Bir ifade almak. Mağdursunuz, dayak yemişsiniz, darp edilmişsiniz. Nereden bakarsanız bakın 3 saat, 4 saat bir ifade verme durumunuz var. Uzun bir süreç. İfade verdikten sonra bu sefer bu işlemlerin mahkemeye, adli makamlara sevk edilmesi var. Tabii burada bir süre geçiyor.
Adli makamlara ulaşan, mahkemeye ulaşan bu bilgiler mahkemenin karara bağlamasıyla tebliğ edilmesi gerekiyor. Hem şiddet mağduruna hem de onun bağlı bulunduğu karakola. Tabii eğer bir uzaklaştırma kararı da verildiyse şiddet uygulayana, bunun uygulanabilmesi için de maalesef ve ne yazık ki kurumlar topu birbirlerine atıyorlar. Buna bizzat şahit oldum. Karakol, hayır efendim biz sadece tebliğ ederiz, işte uzaklaştırmayı sağlamak bizim işimiz değil. Mahkeme, hayır bu kolluk güçlerinin görevidir diye bir süreç. Bak, yaklaşık bir ay böyle mağdur olan kadının bir kere daha bürokrasiden mağdur olmayla karşı karşıya kaldığını görüyoruz. Peki, bunun suçunu kime yükleyeceğiz? Hadi şiddet uygulayan erkeğe ceza verilecek ama kadını aynı zamanda bürokrasi yönünden de heder eden, mağdur eden anlayışı kim cezalandıracak? Asıl soru bu. Asıl sıkıntı burada başlıyor. Ve maalesef ne yazık ki bu uzun süreç farklı yorumlara neden oluyor. Farklı durumlarla karşı karşıya kalıyoruz ve bazen maalesef ve ne yazık ki kadının ölümüne kadar gidebilen bir durumla karşı karşıya kalabiliyoruz. Evet ve sevgili izleyicilerimiz, Ali Gürkan Şamiloğlu'na sözü bırakacağım. Mersin gündemine dair bilgileri alacağız. Ardından ulusal gazetelerimizle karşınızda olacağız. Merhaba, günaydın. İçer TV seyircilerine ve Radyo Klas dinleyenlerine sağlıklı, mutlu bir gün dileyerek Mersin'de neler yaşandı, neler yaşanılacak kısaca değinelim. Tabii her zaman olduğu gibi ayrıntılar gün içerisinde İçer TV ekranlarında olacak. 12 Haziran dünya için ve Türkiye için çok önemli bir gündü aslında. Sembolik anlam taşısa da dünyada çocuk işçiliğine yönelik mücadele açısından önemli bir gündü 12 Haziran değerli seyirciler ve tüm dünyada çocuk işçiliğini azaltmak adına Birleşmiş Milletler çatısı altında yürütülen faaliyetler yeterli gelmediği yönünde özellikle toplumsal alanda iyileşmeler için mücadele eden örgütler böyle eleştiriler yöneltince bazı ülkelerde hükümetler hatta sivil toplum kuruluşları zemininde çalışmalar yürütülüyor. Ülkemizde de öyle ve Mersin'de de Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Mersin Büyükşehir Belediyesi ve bazı sivil toplum kuruluşları en azından Mersin'de çocuk işçiliğinin azaltılması yönünde çok ciddi çalışmalar yürütseler de özellikle Suriyeli mültecilerin ülkemize giriş yaptığı günden itibaren ve Mersin'e de yerleşmeye başladıkları günden itibaren Mersin'de de çocuk işçi sayısı bir artış gösterdi. Yapılan araştırmalarda gösteriyor ki Mersin'de de çocuk işçilerin büyük bir bölümü Suriyeli mülteci ailelerin çocukları. Tabii bu konuya dikkat çekmek amacıyla Mersin Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile Mersin Barosu ortak bir çalışmaya imza attı ve Mersin'de bazı alışveriş merkezlerinde bir farkındalık oluşturmak, bu konuda toplumu bilgilendirmek amacıyla da standlar kuruldu. Bu standlarda da ilgili vatandaşlara çeşitli bilgiler verildi. Ama şurada teknik bir yanlış var. Aslında şöyle söyleyeyim, bu konunun farkında olan insanlara bu konuyu anlatmak biraz anlamsız. Ve bilgi seviyesi açısından çizginin üstünde, ekonomik güç açısından da çizginin üstünde olan insanlara böyle bir sorundan bahsetmek de aslında biraz anlamsız. İlk önce insanın kendi hakkını savunması gerekiyor. O nedenle çocukları çalışan aileleri ve çocuk yaşta çalışan insanları
ve çocukları çalıştıran işletme sahiplerini bilgilendirmek gerekiyor ki ilk önce kendi haklarına, kendi özlüklerine bir sahip çıksınlar. Bunun için bir çaba göstersinler. Sonrasında bu çaba kendiliğinden zaten toplum zeminine yayılır. Yani alışveriş merkezlerinde bu konu hakkında insanları bilgilendirmenin aslında hiçbir anlamı yok efendim. Gelelim diğer bir konuya. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Haziran ayı meclis toplantısının ilki Kongre ve Sergi Sarayı'nda Başkan Kocamaz başkanlığında gerçekleştirildi. İkincisi de önümüzdeki Cuma günü gerçekleştirilecek yine Kongre ve Sergi Sarayı'nda. İlk toplantıda tabii meclis kararları, komisyondan gelen raporlar görüşüldü ama dikkat çeken bazı konular vardı. O konulardan en önemlisi de şuydu ki yeni bir fuar alanı. Mersin'in yeni bir fuar merkezine ihtiyacı var mı yok mu? Bu nereye yapılmalı? Bu konu tartışıldı. Ayrıntılar tabii haber bültenlerimizde yer alıyor. Diğer dikkat çeken konularda şuydu. TOKİ'nin Mezitli ilçesi TC sahilinde yapmayı düşündüğü binalar, yapılaşma yine mecliste konuşuldu. Bunlar önemli konulardı. Öyle gözüküyor ki ikinci meclis toplantısına da taşınacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Ramazan etkinlikleri devam ediyor. Hem şehir merkezinde devam ediyor hem de ilçelerde devam ediyor. Şehir merkezinde her gün Ulu Cami'nin avlusunda iftar sofrası kuruluyor. Sabit olarak her gün. Ayrıca Zeki Sabah İlköğretim Okulu'nun bahçesinde sabit olarak her gün iftar sofrası kuruluyor. Ayrıca Ulu Cami'nin hemen karşısında Atatürk Parkı'nda da Büyükşehir Belediyesi'nin Ramazan eğlenceleri devam ediyor. Konser ve çeşitli Ramazan'ın ruhuna yönelik aktivitelerle devam ediyor. Aynı zamanda Büyükşehir Belediyesi uzak ilçelerde de iftar programları düzenliyor ve açılışlar gerçekleştiriyor. Örneğin Sayın Kocamaz dün Mut ilçesine gitti. Mut Belediyesi'nin önünde kurulan iftar sofrasında mutlularla birlikte iftarını açtı. Ama onun öncesinde Sayın Kocamaz Mut ilçesi aşağı köselerli içme suyu hattını hizmete soktu. Ayrıca Mut ilçe mezbahasının da temelini attı ve aynı zamanda da Mut Belediyesi'nin düzenleyerek Mut'a kazandırdığı seyir tepesini, seyir meydanını ve yel değirmenini de hizmete açtı. Ayrıca yıl içerisinde Büyükşehir Belediyesi'nin Mut'a kazandırdığı hizmetleri de mutlulara tanıttı. Bugün de Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Sayın Kocamaz Silifke ilçesinde olacaklar. Silifke'de iftar açacaklar Silifkelilerle birlikte ama onun öncesinde de saat 17.30 sularında Atakent Arıtma Tesisi kapasite arttırımının açılışını yapacaklar ki dün olduğu gibi bugün de Silifke'deki bu gelişmelerde İçer TV ekranlarından canlı olarak sizlere ulaştırılacak değerli seyirciler. Tabii yaz ayı geldi, sıcaklar bastırıyor. Su sorunu var. Sayın Kocamaz sık sık dile getiriyor konuşmalarında. Susuz köy, yolsuz köy kalmayacak. Tabii hem bu turizm sezonuna yetiştirmek hem de ekin zamanına yetiştirmek, sıcakların daha az hissedilmesi adına yetiştirilmek için su temin projeleri hızla ilerliyor. MESKİ tarafından yürütülüyor. MESKİ son olarak Gülnar ilçesine bağlı Dayıcık mahallesinde kullanım ömrünü tamamlayan içme suyu şebekesinin yenilemesini gerçekleştirdi. Yassıba, Taşoluk ve Yeniceköy mahallelerinde de içme suyu depo yapım çalışmalarını tamamladı MESKİ diyoruz. Şimdi Mersin İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ortak bir operasyona imza attılar. Narkotik tespit planı kapsamında muhtemel kenevir ekim alanlarının tespiti, kültür ve tabiat varlıklarının kontrolü ve kaçak kazı olaylarının engellenmesi amacıyla Dana Adası'nda operasyon düzenlendi. Operasyon
Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı'nın operasyon bölgesine botlarıyla gidildi. Drone'la da jandarma komutanlığına ait drone'la da bu operasyon havadan izlendi. Ve bu operasyonda Dana Adası'nda ve çevresinde herhangi bir suç unsuru oluşturabilecek duruma rastlanılmadı. Mersin'de bir trafik kazası yaşandı. Trafik kazasında bir otomobille bir panelvan çarpıştı. Çarpışmada 3 kişi yaralandı ve araç içerisinde sıkıştı. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın uzman personeli araçta sıkışan kişileri kurtardılar, araçlardan ve sağlık ekiplerine teslim ettiler. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı. Mersin'in Tarsus ilçesinde de bir biçer döer hasat yaparken biçer döerde çıkan yangın ekinlere, tarlaya sıçradı. 25 dönüm arazi, ekili arazi yandı. Zarar büyük. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de bu yangının civar tarlalara sıçramasını da yoğun bir çalışma sonucunda engelledi. Hatırlayacaksınız, 2 hafta öncesinde Mersin'de Pozcu'da bir künefe kafesine, künefeciye silahlı saldırıda bulunulmuştu ve o anda künefecide bulunan 6 kişi yaralanmıştı. İşte bu saldırının, saldırıyı gerçekleştiren kişilerden ikisi yakalandı ve Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Saldırıyı gerçekleştiren bir kişi de emniyet birimleri tarafından aranıyor. Spora gelelim. Sporda bugün önemli bir gelişme yaşanacak. Şöyle ki Mersin İdman Yurdu Kulübü Başkanı Mahmut Karak ve yönetim kurulu üyeleri bugün saat 14'te bir basın toplantısı düzenleyecekler. Önemli konularda açıklama yapmaları bekleniyor. Zira bu hafta içerisinde Sayın Kocamaz bir açıklama yapmıştı. Taraftar Derneği başkanlarının kendisini ziyaretinde Mersin İdman Yurdu'nun şu andaki yönetiminin taraftara, kendilerine, Mersin'e verdikleri sözleri tutmadığı için Büyükşehir Belediyesi'nin Mersin İdman Yurdu'ndan desteğini kestiğini açıklamıştı Sayın Kocamaz. Tabii Mersin İdman Yurdu yönetiminin bu açıklama sonrasında bir basın toplantısı düzenlemesi de dikkat çekici bir konu diyoruz. Ayrıntılar İçel TV ekranlarında olacak. Teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür ediyoruz ve hemen ulusal gazetelere geçiyoruz. Ulusal gazetelerimizin ilk sayfasına göz atıyoruz. Türkiye 5'ten büyük diyor. İlk çeyrekte büyüme hızı 5.03 oldu. İstikrar ekonomiyi şaha kaldırdı. Türkiye AB'nin tamamına fark attı. G20'de ilk 3'e girdi deniliyor. İzmir ve İstanbul sallandı paylaşımına yer vermiş. Kabus geri döndü denmiş bunun için sevgili seyircilerimiz. FETÖ için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi umudu bitti. İhraç edilen FETÖ'cülerin umudu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ydi. Ancak o kapı da yüzlerine kapandı. Duruşmalarda 3 maymunu oynayıp davaları siyasallaştırıp Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni taşıma gerekçesi arayan FETÖ'cülerin hayalleri suya düştü. Kanun hükmünde kararnameyle atılan öğretmen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne koştu. Mahkeme iç hukuk yolları tükenmedi. OHAL komisyonuna git dedi. Bu emsal kararla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ndeki yaklaşık 20 bin dava düşecek. Ve devam ediyoruz. Orta Doğu Gazetesi. MHP FETÖ komisyonundaki eksikliklere dikkat çekti ve uyardı. Uyuyan hücreler canlanabilir denilmiş. Milliyetçi Hareket Partisi FETÖ'nün darbe girişimini araştırma komisyonu raporuna ilişkin muhalefet şerhini hazırladı deniliyor. Ve Akşam Gazetesi de bütün engellemelere rağmen çok büyüksün Türkiye, ilk çeyrekte %5. Ve sanat ve spor kimsenin, sanat ve spor kimsenin tek elinde değil diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan sanatçılarla ve sporcularla yaptığı iftar programında. Ve Milliyet Gazetesi 5 yıldızlı büyüme diyor. Ekonomi yılının ilk çeyreğinde teşviklerin desteğiyle iç talep ve ihracatta %5 büyüdü. İlk 3 ayda ihracat %10.6, tüketim %5.1 arttı paylaşımına yer verilmiş. Ve
programımızın son gazetesi Star, darbeye destek raporu diyor. CHP 15 Temmuz kalkışmasıyla ilgili skandal bir rapora imza attı. Hiçbir somut delil sunulmadan tamamen subjektif görüşlere dayalı raporda 250 şehidimizin FETÖ'cü katilleri resmen aklandı. Meclis Darbe Araştırma Komisyonu'ndan çekilen CHP alternatif rapor hazırladı. AK Parti 15 Temmuz'un siyasi ayağı suçlaması yöneltilen 300 sayfalık raporda akıl almaz iddiaları yer aldı. Darbe girişimi aylar öncesinden biliniyor ve bekleniyordu denilen raporda 15 Temmuz kontrollü darbe olarak nitelendi. CHP'li 4 vekilin imza attığı raporda FETÖ'cü hainlerin mahkemelerde dile getirdiği iddialar birebir kopyalanarak katiller masum gibi gösterildi. AK Parti'yi hedefe koyan, FETÖ'yü aklayan skandal raporda darbe kalkışması 3 başlıkla özetlendi. Öngörülen, önlenmeyen ve sonuçlarından yararlanılan denmiş. Ülkemize ihanet diyor 15 Temmuz Darbe Komisyonu Başkanı Petek. FETÖ'nün arkasında Pensilvanya nazırla Türkiye düşman ülkelerin ifadelerine paralel kontrollü darbe denmesi ülkemize ihanettir diyor. Kontrollü demek akla ziyan diyor. CHP'nin raporuna hükümetten sert tepki geldi. Başbakan yardımcısı kurtulmuş, bakanlar kurulu sonrası kontrollü darbe teşebbüsü lafını söylemek 15 Temmuz darbecilerine verilecek en büyük destektir dedi. Kurtulmuş 250 şehidin olduğu cesetlerin tanklarla parçalandığı bir darbe teşebbüsüne kontrollü demek akla ziyan bir iştir diye konuştu. Evet ve tabii CHP'nin bu raporu çok konuşulacak bir rapor. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi de bunu ispatlamakla yükümlü. İspat edemediği takdirde de bu iddialar tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi ile karşı karşıya kalıyor. FETÖ'yü aklamak gibi bir iddia söz konusu. Bu yüzden Cumhuriyet Halk Partisi'nin varsa elinde bilgi, belge, bunu ispatlamakla mükellef olduğunu, kamuoyuyla paylaşmak zorunda olduğunu bir kere daha buradan söyleyelim. Evet ve böylelikle bugün de programımızın sonuna geldik. Bugün iftar programında Silifke'deyiz. Silifke'den canlı yayınla karşınızda olacağız. Sevgili izleyicilerimiz, Radyo Klas dinleyenleri ve bizleri sosyal medyadan takip eden sevgili takipçilerimiz. Yarın saatler 09'u gösterdiğinde yeniden sizlerle birlikte olmak ümidiyle hoşçakalın. Havasına, suyuna, taşına, toprağına bin can feda bir tek dostuma. Her köşesi cennetin, ezilir yerler için bir başkadır benim memleketim. Lay 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 la 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 la. Anadolu bir yanda, yiğit yaşar koynunda, aşıklar destan yazar dağlarda. Kuzusuna kurdular, yunusuna emraha, bütün alem kurban benim yurduma. Lay 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 lay. Mecnun'a, Leyla'sına, erişilmez sırrına, sen dost ararsan koş Mevlana'ya. Yeniden doğdun dersin, derya olur gidersin, bir başkadır benim memleketim. Lay 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 lay. Yeah.